Arkadaşlar hepinize merhaba. Kamu kurumlarından alım duyuruları geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Bugün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin sözleşmeli bilişim personeli alım duyurusu var. Bu duyurunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Duyuruya baktığımız zaman Mart ayının 23'ünde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'nde yazılı bir sınav gerçekleştirilecek arkadaşlar. Bu sınav sonucunda 6 adet arkadaşımızın ataması gerçekleştirilecek. İlgili linklerin tümünü açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Sizler başvurunuzu yapacaksanız ilgili linke tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Başvurularımızı yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Başvurularımız Şubat ayının 9'u itibariyle başladı. Mart ayının 9'una kadar devam ediyor arkadaşlar. Sizler ilgili tarihler içerisinde işlemlerinizi yapmanız gerekiyor. Belirtilen tarihlerde işlemlerinizi yapmazsanız başvurularınız dikkate alınmayacak. Başvuru esnasında bizlerden istenilecek belgeler var ve bu belgeleri temin ederken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bu noktalardan bahsedeceğim. Daha sonra videomuzu sonlandıracağız. Belgeleri asılları ya da noter onaylı aslı gibidir kaşeli halleri olması gerekiyor. En az iki programlama dilini bildiğini gösteren belgenizin olması gerekiyor. Diyelim ki bu belgelere sahip değilsiniz. Transkripte yazılım dilinin adı açık olarak belirtilmeli ya da onaylı ders içerik belgesinde bu dersi aldığınızı belgelendirmeniz gerekecek. Bahsettiğimiz belgeye sahip değilseniz çalışılan iş yerinden alınan kullanılan yazılım dillerinin açık olarak belirtilen imzalı ve kaşeli tecrübe belgesi ya da yazılım dilinin belirtildiği kurs katılım sertifikalarının orijinali ya da doğrulanabilir hali E-Devlet sistemi üzerinden çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Barkodlu olduğu için herhangi bir problem teşkil etmemektedir. Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler çalışılan iş yeri ya da kurumdan alınan yapılan görevin adını, çalışılan süreyi ve mahiyetini belirtilen onaylı ve kaşeli belge. Onaylı olması yeterli değil arkadaşlar. Kaşeli de olması gerekiyor. E-Devlet'ten aldığınız belgelerin QR kodlu olması gerekiyor arkadaşlar. SGK hizmet dökümünün E-Devlet'ten alınması durumunda barkodlu belge oluşturmanız sizler için oldukça önemli. Diyelim ki sizler başvuru yaparken ya da belgelerde herhangi bir problem yaşıyorsunuz. Aklınıza bir soru takıldı. Burada belirtilen numaralardan ve kişilerle iletişime geçerek sorunuzu yönelterek çözüme ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sesimizi daha çok kişiye duyurabilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı ve bizleri arkadaşlarınıza önermeyi lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. Oralarda da anlık paylaşımlar yaparak sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Umarım her şey gönlünüzce olur. İstediğiniz alanlarda atamalarınız gerçekleşir. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.